Bundan önceki videolarda atomun kendisinden çok daha küçük parçacıklardan oluştuğunu öğrenmiştik. Atom zaten çok ama çok küçük bir şeyken daha da küçük parçacıkların var olduğunu duyduğunuzda siz de benim gibi bunun inanılmaz bir şey olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bahsettiğim bu parçacıklar protonlar yani pozitif yüklüler, nötronlar yani nötr yüklüler ya da yüksüzler ve elektronlar yani negatif yüklü parçacıklardır. Bundan yüzlerce yıl önce kimya ve fizikle ilgilenen bilim insanlarının kafasını kurcalayan soru, bu yüklerin nasıl dizildikleri ya da yerleştikleri ile alakalıydı. Bu bilim insanları pozitif yükün atomun merkezinde yer aldığını keşfettiler. Ek olarak proton ve nötronların atomun kütlesinin büyük bir kısmını da meydana getirdiğini ve merkezde yer aldığını da buldular. Bu yüzden de atomun yapısını erken dönemde şu şekilde modellediler proton ve nötronların atomun merkezinde olduğunu düşündüler. Elimizdeki atomun helyum atomu olduğunu düşünelim. Helyum atomunun çekirdeğinde iki proton vardır, iki tane de nötron. Evet, helyum atomunun çekirdeğini işte bu şekilde modellediler. Bu dönemdeki bilim insanları protonların pozitif, elektronların da negatif yüklü olduklarını bildikleri için bu parçacıkların birbirlerini çekeceğini düşündüler. Ne de olsa zıt yükler birbirini çeker, aynı yükler de iter, öyle değil mi? Bunun sonucunda da aynen ayın dünyanın yörüngesinde döndüğü gibi elektronların da çekirdek etrafında döndüğünü düşündüler. Bu şekilde çizmeye çalışıyorum. Elektronlardan birinin yörüngesi buna benzeyen bir yörünge olsun. Söz konusu olan nötr bir helyum atomuysa, diğer bir elektronun yörüngesinin de böyle olduğunu düşünebiliriz. Elips ya da daireye benzeyen bir yörünge çizmeye çalışıyorum. Evet, bu çizdiğim şey elektronların yörüngeleri olduğunu temsil eden fikir. Ancak zaman içerisinde bunun tamamen doğru olmadığı ortaya çıktı. Yani elektronlar benim de çizdiğim gibi düzgün eliptik ya da dairesel yörüngelere sahip değillermiş. Bu bilim insanları elektronun örneğin bunun zaman içerisindeki belirli bir anda burada bulunma olasılığı varken burada, burada ya da burada bulunma olasılığının da olduğunu buldular. İşte elektronların nerede yer aldıklarını ifade edebilmek için fizik ve kimya ile ilgilenen bazı bilim insanları orbital adı verilen bir kavramı öne sürdüler. Orbitalleri net bir şekilde anlatabilmek için bir hidrojen atomunu ele alalım. Evet, orbitaller söz konusu olduğunda hidrojen inceleyebileceğimiz en basit atomdur ve orbitalleri en iyi şekilde görüntülemek için de hidrojen atomunu kullanabiliriz. Hidrojenin dünya üzerinde bulunan en tipik izotopunu değerlendirecek olursak çekirdeğin nötronu yoktur. Merkezde sadece bir tane proton bulunur. Hidrojen atomu eğer nötrse elektronun proton etrafındaki bir yörüngede yer alması yerine bulunma ihtimali olan konumlarını değerlendirebiliriz. Yani elektron burada olabilir, burada, belki burada, belki burada, belki de ekranın dışında bir yerde. Yörüngeden farkını anladınız değil mi? Buradaki olay belirli bir yörüngede olmak değil de çekirdeğin etrafındaki belirli bölgelerde yer alma ihtimali nerede yer alabileceğini gözümüzün önüne getirebilmek için %90 ihtimalle buna benzeyen küresel bir bölgede yer alır diyebiliriz. Yine de elektronun burada, burada, burada ya da burada olabileceğini ve bunu tam olarak bilemeyeceğimizi de aklınızdan çıkarmayın. Biz %90 ihtimalle bu bölgede yer alacağını söylüyoruz o kadar. Bu noktada size ilgi çekici bir soru yöneltmek istiyorum. Bu elektrona biraz daha enerji verirsek ne olur dersiniz? Enerji ne demek? Enerji de ne demek? Nereden çıktı şimdi diye düşünüyorsanız onu da açıklayayım. Yörüngesi olan gezegenleri, roketleri ve uyduları düşünürsek, bunlara biraz daha enerji verecek olursak, yörüngeleri de büyüyecektir, öyle değil mi? Ancak kuantum mekaniği bu şekilde aşama aşama gerçekleşen şeylerden ibaret değildir. İnsanlar kuantumun küçük parçacıklarla ilgili olduğunu düşünürler. Ancak bu ayrık paketlerle alakalıdır. Kuantum fiziği ya da kuantum kimyasında bir elektrona belirli bir miktar enerji verdiğinizde elektronun %90 ihtimalle bu ilk kabukta ya da enerji seviyesinde bulunması durumu değişir ve elektron bir sonraki enerji seviyesine yani kabuğa atlar. Hemen çiziyor. Evet. Bunu yaparsak artık elektronun %90 ihtimalle bu kabukta yer alacağını söyleyebiliriz. Bu arada bu enerji miktarlarının öyle çok da küçük olduklarını sakın düşünmeyin. Elektronların kabuktan kabuğa atlayabilmeleri için gerekli olan enerjiyi vermek gerekir. Elektron bunu yaptığında elektronun Dumble'a benzeyen bir şekli olan bir orbital üzerinde yer aldığını görürüz. Ben Dumble'ı yatay yönde çizdim ama bu dikey ya da ekrandan içeriye doğru uzanan yönde de olabilir. Bu şekillerin neden böyle olduklarını merak ediyor da olabilirsiniz. Enerji vermeye devam ettiğinizde şekilleri giderek garipleşen orbitaller elde ederiz. Bu noktada aklınıza durağan dalgaları getirebilirsiniz. Kuantum seviyesinde ki aslında bu tüm seviyeler için geçerlidir ama özellikle kuantum seviyesinde elektronların hem parçacık hem de dalgaya benzeyen özellikleri olduğunu görürüz. Bunun için de durağan dalga benzetmesini kullanmak son derece mantıklı. Bakın bir ipe alıp bu şekilde dalgalandırırsam bunu yani dalgaya benzeyen şekiller elde ederim. Öyle değil mi? Benzer şekilde buna benzeyen bir zar düşünün. Bu bir davulun yüzeyi de olabilir. Bu şekilde bir tarafa bastırırsam bu kısım içeriye çöker ve bu kısım da yukarıya kalkar. Üç boyutlu olduğumuzda ve enerji vermeye devam ettiğimizde bu dumbbell şeklini elde etmemizin sebebi de bu enerji vermeye devam ettikçe daha da ilginç şekiller elde edecek olmamızın sebebi de. İlk orbitallerin bir bilgisayar tarafından nasıl görüntülendiğini görmek ister misiniz? En düşük enerji seviyesindeki elektron S orbitalinde yer alır ve bu da 1S olarak adlandırılır. Çekirdeğe en yakın olan kabuk Biraz enerji verdiğimizde elektron ikinci enerji seviyesine ya da kabuğa atlar. Ve bu enerji seviyesi ya da kabuktaki orbitalin adı da 2s'tir. Bu arada bunu ikinci kabuktaki en düşük seviyeli orbital diye düşünebiliriz. Bu orbital çekirdeğe göre birinci kabuktan biraz daha dışarıdadır. Biraz daha enerji verince de daha yüksek enerji seviyelerine sahip bu orbitallerden birini atlarız. Bu 2p orbitalidir ve x boyutundadır. Bu da 2P orbitalinin Y boyutundaki hali. Bazıları bundan 2Px, bundan da 2Py olarak bahsederler. Bu da Z boyutundaki P orbitalidir ve bunu da 2Pz olarak not ediyorum. Üçüncü kabuğa geldiğimizde bunlara bir de D orbitali eklenecek. Dördüncü kabukta ise F orbitali var. Bu arada tüm bunların hidrojen için geçerli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bir elektrona sürekli olarak enerji verecek olursak ne olur diye düşündük. İki boyutlu uzayda bulunabileceği konumların ihtimali nedir sorusuna cevap aradık. Elimizde iki tane elektron olduğunda ise bu tamamen doğru olmasa da yine de kullanabileceğimiz iyi bir tahmindir. Bir s orbitaline 2 elektron koyabiliriz. Ama elektronların birbirlerini iteceklerini de bildiğimiz için üçüncü bir elektron artık bu orbitale gelmek istemeyecek ve 2s orbitaline gidecektir. Ve diğerlerine göre daha yüksek bir enerji seviyesinde olacaktır. Buraya da 2 elektron koyabiliyoruz. Başka bir deyişle 1s ve 2s'te toplam 4 elektron bulunabiliyor. Bu durumda 5. elektron da buradaki p orbitallerinden birine gider. Son olarak kabuk ve orbital kavramlarını iyice anladığınızdan da emin olmak için şunu da belirtmem gerekiyor. Kabuk terimi bazen enerji seviyesiyle aynı anlamda kullanılır. Bu görselde birinci ve ikinci kabuğu görüyoruz. Demek istediğim bu birinci, bu da ikinci kabuktur. Anlaştık mı? Ek olarak alt kabuk terimine de aşina olmanız gerekiyor. Bundan zaman zaman alt seviye olarak da bahsedilir. Ve bu S, P, D ya da F'yi temsilen kullanılır. Örneğin bu birinci kabuktur. Tamam mı? Birinci kabukta sadece bir tane alt kabuk vardır ve bu da 1s alt kabuğudur. 1s alt kabuğununsa sadece bir tane orbitali vardır. 1s orbitali. Birinci kabuk söz konusu olduğunda kabuk, alt kabuk ve orbital aslında hepsi aynı şeyi anlatıyor. Ama ikinci kabuğa geldiğimizde işler değişecek. İkinci kabuktaki alt kabuklar dediğimizde ise aklımızı hemen S ve P'yi getirmemiz lazım. Mesela bu bir alt kabuktur. Bu da bir alt kabuktur. Ve gördüğünüz gibi P alt kabuğunda 3 orbital vardır. Umarım kafanızı çok fazla karıştırmamışımdır. Bundan sonraki videolarda farklı atomları değerlendirip elektron konfigürasyonları hakkında düşüneceğiz. Elektronlar nerede bulunuyor? Bu kabukların, alt kabukların ya da orbitallerin hangisinde? Bu sorulara cevaplayacağız.